Selam, bugün Zenekraft Skybrook sunucusunu tanıtacağım. Sunucunun detayları açıklamada. Yanımda Jack var. Merhaba Jack. Merhabalar. Bu video kaç beğeni gelsin? Bu video bence 2000 beğeni gelsin. Tamam, o zaman videoyu beğeniyoruz. 2000 beğeni gelirse de bir kişiyi yönetici yapalım sunucuda, tamam mı? Tamamdır. Yapalım. Hemen gezmeye başlayalım. Ben ilk günkü ödülümü aldım. 250 dinar ve bir tane günlük kutu veriyor. Skyblock marketi var. Hemen market fiyatlarına bakalım. Durdurup bakabilirsiniz. Şöyle kaktüsü göstereyim. 50 dinar alışı. Satışı da 0,3 dinarmış. Sunucunun para birimi dinar. Madencimiz var. Diğer eşyalar ve jeneratörler var. Evet Jack, sen bahset istiyordun jeneratörlerden. Her madene özel kömüründen lapisine, elmasına ve betonuna kadar hepsi var neredeyse. Bunlar adınıza 5 veya 10 tane koyabiliyorsunuz. Bunlarla gelip buradan hem taş kasabiliyorsunuz hem madenlerinizi buradan kasabiliyorsunuz. Fiyatları da gayet ucuz. Süreleri 15 saniyeden 3 saniyeye kadar iniyor. Bunları da yükselterek daha hızlı maden kasabilirsiniz. Ben hemen o zaman alayım. Bir tane kömür alayım ve etkinlik başladı. Evet. Evet, etkinlik başladı. O zaman ne yapıyoruz? Kutuları açıyoruz. Tabii bir süremiz Evet, var. haritanın her tarafına 100 tane kutu olması lazım. Şöyle değerli kutuları arayalım. Aynen, genelde Ender Chest olanlar daha içinden VIP çıkabiliyor. Çoğu kişiye çıktı zaten. O VIP de mi çıkıyor? Evet. Aha, bana VIP VIP Plus'a çıktı. kadar çıkıyor. Bir günlük VIP Plus çıktı. Bu direkt hesaba mı geliyor? Evet, direkt işlem hesabına. Güzel. Onu o zaman kitini de alırız. Bende kit yoktu. Bundan da elmas kazma çıkardım. Güzel. Bir kişiye daha VIP çıktı. O 4 zaman saatlik VIP çıktı arkadaşa. o da bayağı şanslı. Bak, şurada bir tane daha var. Beni bile TP'liyor ya. Admin yardımı var. Ya hemen Müthiş diye açmadım. bak, burada da var bir tane. Gel çabuk, gel çabuk. Açtı Nerede? bile. Çabuk gel diyor. Açtı açtı. Gel aç bakayım ne çıkacak. Bana hak etti galiba. Direkt rehberi Fly banlayacak. kullanabilirsin bu arada. Yürümene gerek yok. Ama diğer oyuncak kullanabiliyor mu? Haksızlık olmasın. Evet, çoğu kişi kullanıyor ya, VIP'ler kullanabiliyor. Bunu da sen alsaydın. Geleyim. Lan açtı bak. Kim Şansa bak. Senin bu gelmeni ya? bekledi, kendi açtı. Son 5 sandıkta burada galiba. Sonuncu da ben açacağım. Lan benden nasıl daha hızlı açtı? Evet, 12 saat sonra tekrar olacakmış etkinlik. Ne yapalım? Spawn'a gidelim, oradan devam edelim NPC'leri gezmeye. Çoğu şey zaten burada var. Sunucuyu Tamamdır. genel olarak gösterebiliriz. Açık arttırma varmış. Güzel, açık arttırma sistemi de var. O zaman hemen ben satıyorum. Hatta Lan dur. senden gelen oyunculardan bir kişiye de VIP Plus verelim bir haftalık. Tamam, öyle yapalım. Açık arttırmayı oluşturdum. Bu arada bunu yanlış yazmışsınız lan. Açık Niye? arttırma 2 TL değil mi? Onu düzeltiriz ya, sıkıntı yok. Evet, devam edelim. Rozetler varmış. Burada VIP Plus çıkmıştı bana galiba. Rozet nerede? Üzerimde mi gözüküyor? Sohbette gözüküyor, sohbette. Ha, bu rozet Şu mi? an başında Ha. lollipop var. Ada seviye sıralaması. Birinin 150 seviyesi varmış. Sunucu yeni açıldı bu arada. 2 gün oldu açalı. Gelip burada sıralama Evet. kasabilirsiniz. Yeni nesil kaynak Buradan. paketli. Bu arada hepimiz siyahıyız, onu fark ettin mi? Evet. Değişik oldu. Ne, çakmak mı oynuyorsun? Bir şey oynuyorsun sen. Bak geliyor. Ha, Sen ne bu mu? yapıyorsun? Bundan mı Evet, bahsediyorsun? evet. Ha, alt tab yaptığım için. Bak, alt şu an Niye geliyor değil alt mi? tab yapıyorsun? Discord'a bakıyorum çünkü. Neden? Birisi yazıyor şu, o Bir yüzden. de böyle çok sert yapıyor. Böyle 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 yapıyor. Onu niye öyle yapıyorsun ya? Mekanik olduğu için fazla geliyor. Mavi switch ya. Blue Switch ben de kullandım uzun süre de. Çok iyi değil. Evet. Kırmızı Switch'e Her geçtim. Minecraft oyuncusunun bir hayalidir. Ne, Blue Switch mi? Evet. Bence değil. Blue Switch Bence zaten öyle. oyunlara çok uygun değil. Çünkü onun böyle bir klik noktası var. Bastığında basmıyor. Bir belli bir noktası var. Oradan sonra basıyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim sana. Eğer ileride Blue Switch'ten vazgeçersen, ben uzun yıllar kullandım. Bak mesela senin büyük ihtimalle o 2021'de çektiğimiz videoda benim Blue Switch klavyem vardı. Sen hatırlarsın. Ben çok Olabilir. hatırlamıyorum da Jack bayağı detayları Yok, hatırlıyor o videodan. o kadar da değil. Sen ne yaptın hepten ya? Sen Hepten ne yaptın? hatırlarsın zaten. Neyse işte. Şimdi Blue Switch çok hafif arkadaşlar. Gerçekten çok hafif. Kuş tüyü gibi, öyle söyleyeyim. Ben Red Switch'e geçtim. Vallahi parmağım yoruldu 5 dakika. Bayağı bir alışma süreci oluyor yani, normal başka bir klavyeye geçince, onu söyleyeyim. Evet, burada da sıralamadaki oyuncular varmış. Tüm zamanların sıralaması şurada da var, burada da var. Güzel. Yetenek sıralaması. Yetenekler ne oluyor? Her şeye özel yetenekler var. Slash yetenek bilgi yazarak oradan bakabilirsiniz. Bakalım, çiftçi, oduncu, bayağı harbiden meslek varmış sunucuda. Evet. Ve kaynak paketiyle güzel görseller yapılmış. Onlar sizlere mesela yanında ne özellikler verdiği gözüküyor. Tarla yaparak sizlere ekstra sağlık ve güç verebiliyor. Güzel. Burada da sıralaması var. Şans bloğu da varmış sunucuda. İstiyorsan başlatabilirim şimdi. Kaç can oluyor? En fazla 20 saniye falan sürüyor. Başlat bakalım. Şans bloğu geliyor. Geldi. Kır. O baya para geliyor. Nedir alt blok? Evet.
Her gün saat 7'de Şans Blue eventi oluyor. Oyuncular buradan gelip dinar kasabilir, demir kasabilir. Yeni başlayan oyuncular için genelde bu. Onlar için daha iyi oluyor. Evet, çok oyuncu gelince bitiriyor bu arada. Ve En bitti. çok ben kırdım. Bunlardan 3 tane var. Bunlar her gün saat 7'de burada oluyor. Çiftlik varmış. Buğdayları kırabiliyoruz da giriş buradaymış, tamam. Yenileniyor sürekli. Yarım saatte bir yenileniyor. Yarım saat uzunmuş biraz. Ama büyük bayağı değil mi? Evet, Evet, büyükmüş. bayağı büyük. Bunlardan rastgele buğday koyun düşmesi lazım. Bunlarla da köylü takastan kullanabiliyorsunuz. Buğday parçacığı düşüyor. Büyük ne, o da koyuna dönüşüyor. Evet. Maden bölgesi var. Burada maden Buradan kazabilirsiniz. şansa sana madenlere özel parçacıklar atıyor. Bunları da dediğim gibi köylü takastan kullanabilirsin. Envanterine gelmesi lazım. Evet, Geldi altın mi hiç? parçacığı. Burada tamircimiz varmış. Çoklu ve tekli tamir var. Benim VIP'm olduğu için tamir edebiliyorum bedavaya. Köylü takasa gidelim. Geldik. Coin takas var. Parçacıkları değiştirebiliyorsunuz coin'lere. Alev coin, buz coin ve kabus coin varmış sunucuda. Evet. Onlarla özel setler yapabiliyoruz. Etkinliklerden çıkan coin'lerle özel eşyalar alabilirsiniz. Yine bilet alabiliyorsunuz. Sağlık bileti, VIP falan da alabiliyorsunuz. Evet, geldik. Buz seti buradaymış. En güzel set hangisi? En Alev seti. sondaki. Bunların kendisine özel büyüsü var. Hızlı hareket. Kılıçta da özel büyü olarak çift hasar var. Can çalma var. Şansa bağlı olarak rakibin canını çalıyor. Körlük vuruşu var ama biraz düşük. %1 şansa falan rakibi kör edebiliyorsunuz. Onun dışında özelliklerin hepsi üstünde yazıyor. Bana verir misin bu setten? Lan ne oluyor? Giyerken öldüm. Canın arttığı için öyle. Yo, bayağı canım gitti. Bu kılıç mı? Kılıç. Elitra. Ha evet, Tamam. elitraymış, tamam. O kabus setinin kendi özel elitrası. Haydi kasa açalım. Ama ışınlama noktası yokmuş. Başlıyorum. Günlük kutuyu açacağım videoyu beğenenler için. Animasyon da var. Güzel bir animasyonu var. Bakalım ne çıkacak. Her eşyanın altında nadirlik derecesine göre yazılar var. Yaygın eşya, nadir eşya, destansı ve en önemli olan efsanevi eşya. Hepsinin kendisine özel teksti var. Evet, yaygın eşya çıktı oy kutusundan. Evet, yetenek kutusunu da açıyorum. Bundan yetenek puanı çıkıyormuş. Bakalım bize ne çıkacak. Şans yetenek puanı çıktı. Demir kasa açıyorum. 20 bin dinar çıktı. Güzel. Elmas kasa. Hadi bakalım şöyle bir elitre çıksın. Oyundaki en değerli kasa şu an bu. Ve 3 tane elitre çıktı. Bir tane istedim, 3 tane çıktı. Ama benim zaten vardı. Altın kutu, bunu da açıyorum. Güçlü mızrak. Gayet iyi. Doğrucu. O zaman sana da söyleyeyim. Jack, sence en iyi doğrucu hangisi? Doğrucu ne ya? Ha, spawner'dan mı bahsediyorsun? Evet, Türkçesi. Bence şu an en iyisi Golem. İkinci. Açıp Guardian. bakıyor ya. Gardiyan, tamam. Kozmetik kasa. Açıyorum. Papağan vardı. Bakalım ne çıkacak. Kırmızı şapka. O bayağı iyi. O zaman bununla devam edeceğim. Takas kutusu, bunu da açıyorum. Bundan da bir tane doğrucu kasa anahtarı çıktı. Güzel. Gayet güzel. Böyle çok eskiden derdim gayet güzel diye ya. Oradan mı geliyor yoksa sen kendin Yo, mi ben diyorsun? YouTuber'lık yaptığım zaman hep gayet güzel diyordum. O zaman arenaya gel. Geldim. Hadi vs atalım. 3, 2, 1, go. Kör oldum. Kör mü oldun? Geçti. Kör olunca hiçbiri göremiyor musun? Çok yakını görüyorum. Chat'ten bakabilirsin bu arada. Düşman senden can çaldı falan diyor. Onlara da oradan bakabilirsin. Ama üstünde canın gözükmüyor. O bir tık garip. Kaç canın kaldı? Çok az. Öldüm. Sonunda. Evet ve eşyalarım gitti. GG aldım. Bunlar benim oldu. Eşyalarımı geri ver Tandır Enes. Hayır hayır. Benim boss bölgesi var. Ben burada öldüm bir kere. Evet burada eşyalar düşüyor çünkü boss geliyor. Ama burada PvP kapalı olması lazım. Sen nasıl öldün? Burada iskelet beni öldürmüştü. Direkt Evet o şey boss. Evet boss'tu. sonuca girdiğim gibi iskelet vurdu. Ben spawn yazdım. Sonra bir daha burada öldüm. Şey buradaki boss'u kesmemişler. O yüzden buradaki boss kalmışsa o da seni kesmiş. Okey, depocu varmış, gidelim bir. Depolar diyor, depo seviyesini arttırabiliyorsunuz. Şöyle arttıralım. Seviye yükselttim.
Şu an iki tane depom oldu. O zaman zamanı geldi. Neyin? Çek. Ada oluşturman. Evet. Ada oluştur. Oluşturuyorum. Normal adayı seçtim. Evet. Çek o zaman hemen bir kırık taş jeneratör yapar mısın? İzleyiciler için. Hemen yapalım. Bu arada lav obsidian olduğu zaman kovayla sağ tıkladığınız zaman tekrardan lav elinize geliyor. Yanlış yaptım diye üzülmeyin. Şöyle kırdık. Bakalım olacak mı? Ya oldu. Şimdi ben kömür jeneratörü aldım diye hatırlıyorum. Evet, koyabilirsin. Hemen bir çiftçi alalım o zaman. Sanal çiftçimiz var. Yönetim paneline bakalım. Seviyesi var. Üye paneli. Modüller. Gelişmiş çiftçi sistemi. Otomatik hasat varmış. Bu bizdeki çiftçi yeni sürüm olduğu için bu NPC olarak gelmiyor. Direkt mesela tarla yaptınız. Tarla büyüdüğü zaman otomatik olarak çiftçisinin alanınızdaki ürünleri hasat ediyor ve tekrardan ekiyor. Jeneratörler. Hadi benim ne kadar param varmış? 227 bin. Zümrüt'ü aldım. Bunu yere mi koyuyorum? Evet. Kalan süresi varmış. Seviyesini nasıl arttıracağız? Shift sağ tık yapabilirsin. 50 bin parayı yükseltebiliyoruz. Yükselttim. Böyle hatta ben yükselteyim. Son seviyesi de 5-5'in seviye. Güzel. Bunu da kullanabilirsiniz. Bilmiyorum. Bana çok mantıklı gelmiyor ama yapmışım. Bunlardan adaya bir Lan. sürü... An dur. Bekle bir saniye. Ne yaptın? Dur. Geri geldi Senden bana. Geri almam geldi. lazım onu. Geri geldi. Şu al şunu bir. Bayağı attım pardon. Kırıktaş mantığını neden biz jeneratör olarak getirdik onu gösterelim. Yeni başlayan oyuncu burada tek tek taş kazmaktansa gelip buradan kırıktaş jeneratöründen bayağı bir koyabilir. Fakat bu adada fazla koyamıyorum. Benim adam değil çünkü. İstiyorsan sen koy. Ha, Al. aşağı düştüm. Ama pahalı bunlar. Yo şeyler kömürler ucuz. Kömürler bayağı ucuz. Çünkü ada görevleri olduğu için ada görevlerinden güzel bir para kasılıyor. Sıra sıra ada görevlerini yapabilirler. Bana hala mantıklı gelmiyor ama. O zaman doğrucumu koyuyorum. Çiftçi bunu toplayacak değil mi? Otomatik. Düşüyor mu eşyalar? Otomatik düşüyor fakat çiftçi toplamaz bunu. Toplamış. Toplamış mı? Bende gözükmüyor şu an. Sen benim çiftçimi görebiliyor musun? Evet. Tamam, videonu izlersin. Topluyor. Bu arada otomatik ağaç kırma sistemi de varmış. Shift'e basın. Bunu da göstermiş olalım. İnek niye kafa sallıyor ya bana? Garip. O zaman ben de inek eti yiyorum. Hadi bakayım. Senin profilini de görebiliyorum. Gel bir takas yapalım. Shift sağ tık yaparak yapabilirsin Ama sen evet. yaratıcı moddasın. Neyse. Evet, ne yapalım? Gel başlangıcı gidelim. Şu ağaç büyütmeyi de gösterseydik ya. Shift'te büyüyor mu? Evet. Hemen büyütelim. Osuralım biraz. Yanında şey olduğu için herhalde. Yok yok büyüyecek. Sandık. Şükür. İki kişi. Çok fazla oturduk gene de oldu bence. Benim açlığım niye bitmiyor ya? Çok garip. Evet, gidelim. Kaç? 6 tane 5 tane biftek yedim, hala açım. Nasıl açsın sen ya bu kadar? Hadi Bilmiyorum. bir parkur yapalım o zaman ya. Bu niye sadece menülü ya? Menüsün var sadece. Bakayım. Oo, bu arada zor parkur ha. Ha, varmış, evet, NPC'si varmış burada. Bu arada parkur zormuş, onu söyleyeyim şimdiden. 3 blokla başlıyoruz. Yani burada 1000 yapmak zor. Senin rekorun Evet. kaç burada? Hatırlıyor musun? Benim rekorum 40 ya. Fazla yapamadım. Ben 1100 mü 1200 mü ne yapmıştım bir tane videomda. Bayağı saatlerime vermiştim. Sen maşallah hiç durmadan yapıyorsun bu arada. Ben izliyorum şu an seni Evet, de. para da geliyor. Sen dedin tam düştüm bak. Evet, ne yapalım, ufaktan videoyu bitirelim. Özel bir üst sistem de varmış bu arada. İstiyorsan son bir boss çağıralım. Boss keselim öyle de bitirelim. O seni kesen boss'u bir keselim tekrardan ya. Hazırsan çağırıyorum. Çağır. Çağırdım. Evet. Lan. Boss beni bedava kutuya hapsetti. Ve kestin. Tabi set güçlü olunca. Bunlardan bir tane gelmiyor. Genelde 5 tane falan geliyor o yüzden. Kısa sürüyor zaten bir tanesi kesiyorsa. Bu arada bossları beğendim. Şöyle bir tane daha açaralım. Bu niye beni bedava kutuya hapsediyor Özel ya? yeteneği. Güzel. Evet, boss kutu çıkmış. Açıyorum. Bayağı eşyalar veriyor. Evet, ne yapıyorum? Ufaktan videoyu bitiriyorum. Jack, teşekkür ediyorum geldiğin için. Rica ederim. Yıllar sonra Zane Craft, siz de gelip oynayabilirsiniz. Tabi eskiden ismi bu değildi, farklıydı ama şimdi Zane Craft olmuş. Evet, daha gelişmiş bir şekilde. Sunucunun detayları açıklamada. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize bakın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.